Meltem ekranlarından iyi akşamlar. Sayın seyirciler, Türkiye ve dünyadan haberlerle karşınızdayız. Günümüzde coğrafyamızın en büyük sorunu olarak gösterilen IŞİD terör örgütü aslında Amerika Birleşik Devletleri eliyle var edilen bir yapı. Tıpkı bundan önceki El-Kaide, El-Nusra terör örgütlerinde olduğu gibi. İşte bu konuya değindi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş. Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde terörden beslenen Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket etmenin ne kadar yanlış olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sırlarını ortaya döken gazeteci olarak ünlenen Glenn Greenwald, IŞİD'den beter şeklinde dünya kamuoyuna tanıtılan Horasan isimli örgütün bir uydurma olduğunu ortaya çıkardı. El-Kaide'nin, El-Nusra'nın, geçmişte Taliban'ın ve bugün IŞİD'in Amerika Birleşik Devletleri'nin eliyle, desteğiyle var edildiği gizlenemeyecek hakikatler. Bir ülke düşünün, geleceğe dair stratejilerini terör üstüne kursun. Yani masum insanların canına kıymak, topraklarını işgal etmek ve mallarını gaspla beslensin. Ama bu ülke herkese demokrasi dağıttığından bahsetsin ve barışın hamiliğine soyunsun. Her yaptığında insan haklarının adına hareket ettiğini iddia eden bu ülkeye üstelik süper güç densin. Yıllarca bu senaryoya inandırılan dünya halkları son birkaç yıldır gözünü açıyor. Demokrasiyi, barışı, huzuru, insan haklarını sorgulamaya başladılar ve bu kavramların gerçeğinin peşine düştüler. Zira Birleşik Devletler'in kendi adına ve İsrail menfaatine yaptıkları artık çuvala sığmıyor. Özellikle İslam dünyasındaki vahşet yeter dedirten boyutta. Buna bir de göz boyamak için uydurulan ve son ortaya çıkan yalanları da eklediğinizde süper güç balonunun hızla söndüğünü göreceksiniz. Dünya insanının duymaya alıştığı kavramların doğruluğunu sorgulamaya itense başka bir ülkenin tavrı oldu. Rusya'nın Suriye işgalindeki barış yanlısı tutumu ona karşı bakışı değiştirdi. İslam dünyasının yeni hamisi olarak takdir edilmeye başlandı bile. Astrahan'daki Hazar zirvesinde Şii dünyanın lideri İran'la ikili temaslarda bulunan Vladimir Putin özellikle terör konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Teröre karşı İran'la beraber hareket ettiklerini ifade eden Putin, terörizm tehdidini teşhis eden ve ona karşı mücadele başlatan ülkeler arasında öncü oluşumuz bizim için gurur kaynağı dedi. Bu görüş birliğin dünya kamuoyuyla paylaşılma zamanı dikkat çekici. İkinci Suriye harekatı olarak adlandırılabilecek IŞİD koalisyonunun ortaya çıktığı sırada gelen teröre karşı birlikte hareket beyanı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir atak olarak da değerlendirilebilir. Zira Suriye'nin dahil edilmek istendiği savaştan İran'ın da zararlı çıkacağı kesindir. Yıllarca Sünni Irak ve Şii İran'ı birbirine düşüren gizli elin bugün İran'a farklı bir yönden müdahalesi kaçınılmazdır. İransa tedbirini Rusya ile ittifak yaparak alıyor. Rusya lideri pek çok defa ülkelerin toprak bütünlüğüne ve halkların inançlarına saygı konusundaki Rus politikasının altını çizmişti ve buna sadık kalıyor. Görünen o ki Rusya lider olarak başı çektiği BRICS ülkeleriyle başlattığı ekonomik birlikteliğini diğer ülkelerle terör ve ekonomi boyutunda devam ettirecek. Yeni dünya lideri olarak gösterilen Putin'in atakları onu dünyanın geleceğinde gerçek lider ve Rusya'yı da gerçek süper güç yapacaktır. Bugün terörü dış politikasına alet eden ve terörle beslenen güçlerle beraber hareket eden Türkiye gözünü açmalı ve ülkesi üzerinde hesabı olmayan Rusya'yla işbirliğine gitmelidir. Demokrasi ve barış asıl gaye ise bu ABD'nin kirli oyunlarıyla sağlanamaz. Profesör Doktor Haydar Baş. Sayın seyirciler, dün akşam mecliste resepsiyon vardı. Başkan Cemil Çiçek tarafından yeni yasama yılının başlaması sebebiyle verilen resepsiyonda gündeme dair önemli mesajlar verildi. Bugün de tezkere görüşmeleri vardı. Tezkere görüşmelerine geçeceğiz ancak öne çıkan konu bugün mecliste görüşülen Suriye ve Irak tezkeresiydi. Önce bu haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda dikkat çekici mesajlar verildi. Ana gündem Suriye ve Irak tezkereleriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkerenin mecliste kabul edilmesinin ardından gereğini yerine getirmek üzere güvenlik zirvesi yapacaklarını söyledi. Parlamentodaki tezkerenin oylanması bitsin ondan sonra. Türk askeri gidecek mi efendim? Arkadaşlar o dedim ya şu anda onları konuşmamız hiç doğru değil. Amerika veya başka ülkelerle bir temas oldu mu, onların bilgilendirilmesi ya da bu konu doğrultusunda onlarla görüşmeler yapıldı? Konuyla ilgili olarak
Tabii benim bu genel kurulda bazı ülke devlet başkanları ile hükümet başkanları ile yaptığım görüşmeler var. Başbakanımızın, Dışişleri Bakanlarımızın yaptığı görüşmeler var. Ama bu görüşmelerin içeriği şu anda konuşulamaz. Bunlar daha sonra paylaşılır. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile olan diyalogları üzerine dikkat çekici açıklamalar yaptı. PYD ile biz geçen sene hatırlayacaksınız diyalog da kurduk. Yani benim Dışişleri Bakanım döneminde müsteşar yardımcımız Salih Müslüm'le konuştuk. Ve aslında o zamanki yapılan hataların maalesef bedelini şimdi Kobani'de Kürt kardeşlerimiz ödüyor. Çünkü o zaman PYD'ye söylenen çok açık bir mesaj vardı. Özgür Suriye ordusuyla birlikte davranın. Bu kuzey kuşağında teröre ve rejime izin vermeyin. Birlikte çalışın. Bu Suriye rejimiyle aranıza mesafe koyun. Ve Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirin. Eğer bunlar yapılmış olsaydı geçen sene ve Özgür Suriye ordusuyla PYD Suriye muhalefetine katılmış olsaydı rejimle işbirliği yapmak yerine, bugün IŞİD alanda bu böylesine bir güç bulamazdı. Davutoğlu, PKK'nın Suriye kolu PYD'ye yeni bir mesaj daha gönderdi. PYD eğer bu tutumunu sergilerse, biz hiçbir Suriyeli Kürt grubu, Kürt veya Arap veya Türkmen grubu sürecin dışında tutulmasını istemeyiz. Suriye ve Irak tezkerelerine hayır oyu veren CHP'de Davutoğlu'nun gündemindeydi. Ben biraz önce Sayın Bahçeli'ye de kendisine de ilettim. Teşekkür ettim. Tezkeredeki tutumları dolayısıyla destek vereceklerini ifade ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'na özellikle söylüyorum. Tezkereye hayır derse tarihe IŞİD'in yanında yer almış biri olarak geçecektir. Ve kendisiyle de o kadar çelişkili bir duruma düşecek ki biz bunu sürekli gündemde tutacağız. Davutoğlu'nun bu açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin IŞİD gibi barbar bir terör örgütüne ve etnik ayrımcılığa karşı durmaması veya desteklemesi söz konusu olamaz. Bu nedenle tezkere tartışmaları vesilesiyle CHP'yi IŞİD yanlısı gibi göstermeye çalışmak son derece abes ve kamuoyunda karşılığı olmayan nafile bir çabadan ibarettir. Zira herkes bilmektedir ki IŞİD'in palazlanmasına sebep olan iktidarın yanlış politikaları ve örtülü desteğidir. Bu sebeple CHP olarak IŞİD'le ve tüm terör örgütleriyle mücadele sürecinde milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve uluslararası camianın yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi de Suriye'deki tabloyu gözlerin önüne seren bir haber var sayın seyirciler. Suriye'deki muhalif adı altındaki teröristlere destek veren ülkeler bazı gerçekleri göz ardı etmiyor değil. İşte bu gerçeklerden biri çok acı bir bilançoyla karşımıza çıktı. Humus şehrinde iki okul önünde bombalı araçları havaya uçuran teröristler 30'u çocuk 45 kişinin canına kıydı. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan IŞİD'e operasyon adı altında Suriye'yi bombalarken bir yandan da Beşar Esad'ın devrilmesi için farklı terör gruplarına destek veriyor. Bu gruplara destek konusunda Türkiye de devrede. Oysa ılımlı denilen bu terör çeteleri Suriye'de her gün sivil asker demeden katliamlar yapıyor. İşte en acı örneklerden biri. Humus kentinin İkrime semtinde teröristler öğrencileri hedef aldı. Bomba yüklü ilk araç Akrema El Cedide İlköğretim Okulu önünde patlatıldı. Patlama büyük paniğe neden oldu. Aradan henüz dakikalar geçmişti ki bir bombalı araç da Akrema El Mahzumi İlköğretim Okulu önünde havaya uçuruldu. Öğrencilerin okul çıkış saatlerinde yapılan saldırılar ağır bir sonuç çıkardı. 30 öğrenci, en az 45 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı. Teröristlerin her biri 7 kilogram ağırlığında C4 patlayıcılar kullandı. Patlamanın şiddetini artırmak için bombaları mutfak tüpleriyle destekledikleri ortaya çıktı. Başbakan Vail el-Halaki, terörist saldırıların dirençli Suriye halkını bu tekfirci terör örgütleriyle mücadeleden alıkoymayacağını kaydetti. Terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Humus'ta binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. 30'u çocuk, 45 kişi gözyaşlı ve teröre lanet sloganları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Evet sayın seyirciler, kritik tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Suriye-Irak tezkeresi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor ve özellikle gözler bugün mecliste bütün dünya nefesinde tuttu diyebiliriz. Çünkü hem koalisyonun ortakları hem de batılı güçler bu tezkerenin Türkiye'den çıkmasını, çıkarmasını bekliyor. Milletvekilleri ne cevap verecek gibi bir durum söz konusu değil. Hemen hemen onaylanacak tarzında bir tablo var. MHP onay veriyor. HDP ile CHP hayır diyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ken ifade etmiş olduğu bir şey var. Türkiye NATO toprağıdır demişti ve Loğlu karşı çıkmıştı. NATO toprağı ismi çok kritik bir mesele. Bu nasıl böyle bir şey ilan edilebilir diye. Bu tezkere bunun yolunu da açıyor bu noktada. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Sizlerle birkaç hafta önce yapmış olduğumuz bağlantıda Türkiye ben koalisyona katılmayacağım demişti. Ama siz ne olursa olsun Türkiye bu koalisyona katılacaktır, katılmak zorundadır. Çünkü Türkiye ABD ne derse onu yapar demiştiniz. Biraz daha açar mısınız konuyu? Çok teşekkürler. Elbette öncelikle şunu söylememiz icap ediyor. Bu hükümet cenahı kendilerini akıllı, dünyayı da ahmak galiba zannediyorlar. En azından dünyanın ahmak olduğunu düşünüyorlar ya da kendilerine başka türlü bakılmazın galiba rahatsızlık duymuyorlar ki bu çok felaket bir durumu ifade ediyor. Bir diktatör mantığı sonuçta halk vatandaşların dediğini ülkenin menfaatlerini korumak. Sayın Eliman sesinizi alamıyoruz. Bir çelişki içerisinde hükümetin olmaması elbette son derece önemli ve demokrasi bir pozisyon ama hükümete baktığımızda bütün bunların yoksun olduklarını halkı önemsemiyorlar, ülkenin çıkarlarını önemsemiyorlar ve halka ve hepimize bir ahmak muamelesi yapıyorlar. Yine bunu bu kadar net ifade ediyorum. Çünkü her şey gözlerimizin önünde çok açık ve net bir şekilde cereyan ediyor. Bunların hani 15 gün önce ne söyledikleri, şimdi nasıl 180 derece çark ettikleri bir tarafa, yani bütün bunlar bütün çıplaklığıyla ortada ama hani gazete manşetlerini şöyle gözlerinizin önüne son 15 günü getirseniz nasıl 360 derece bunların döndüklerini görürsünüz. Bunların dönme hızına ulaşmak da mümkün değil yani. Ama asıl mesele şu değil miydi? Hani biz Suriye'ye giriyorduk, hani biz Irak'a giriyorduk. Böyle bizi yola çıkarmadı mı bunlar? En azından hani bunun doğruluğu yanlışlığı üzerinde de dururuz ama bir dakika, şimdi biz Suriye'ye, Irak'a asker gönderecektik. Oralarda efendim büyük fetihler gerçekleştirecektik ama bakıyoruz ki tezkere ters bir tezkere. Yani Amerika, yani NATO kılıfı adı altında yabancı bir kısım silahlı kuvvetlerin Türkiye'de konuşlanmasından bahsediyor bu tezkere. Yani sağ gösterip sol vurmak diye buna denir herhalde. Yani onun için çok kızgınız. Onun için ahmak muamelesi yapılmasından rahatsız olduğumuzu ifade ediyorum. Yani biz bir yere giderken aslında ayaklarımızın altındaki toprakları kaybediyoruz. Hani şey var ya, meşhur Afrikalı bir ismin söylediği gibi gözlerimiz kapalıydı, elimize İncil verdiler. Sonra gözlerimizi kapattık ve gözlerimizi açtığımızda ayaklarımızın altındaki toprağın gittiğini gördük. Elimizde sadece İncil kalmıştı der gibi. Hani biz IŞİD'i fethetmeye falan giderken yabancı askerlerin Türk topraklarında konuşlandırılmasını önüne açan, bunu hukuki hale getiren bir tezkereyi konuşuyoruz. Ve bu tezkere kabul etmemiz gerekir ki 2002 tezkeresinden çok daha vahim, çok daha tehlikeli ve çok daha hükümetin arsızlıklarını yansıtan bir tezkeredir. Niye öyle? Çünkü 2002'de en azından bir müzakere yapılıyordu Amerikalılarla. Hangi toprağı kullanacaklar, hangi üslerden yararlanacaklar, hangi karayoluyla Irak'a geçecekler, geçmeyecekler vesaire gibi en azından bir tezkere müzakeresini yabancılarla yapabiliyorduk. Ve hatta o tezkere müzakerelerinin sonucunda Amerika'nın ne zaman Türkiye'den çıkacağı tam olarak belli olmadığı için askersiz manşetinde tezkere reddolmuş mecliste. Şimdi bunların esamesi okunmuyor. Yani o yabancı askerler Türk topraklarında ne kadar kalacak? Kalırlarsa sayıları ne kadar olacak? Hangi coğrafi bölgemizde konuşulacaklar? Ne zaman çıkacaklar bunlar?
Veya bunların tezkerenin içerisinde yer alması gerekmiyor mu? Bunu halkın bilmesi icap etmiyor mu? Yani şöyle bir şey olabilir mi? Fatih, Türk Silahlı Kuvvetleri, yabancı güçler Türk topraklarında kalabilirler. Yani hükümetin, yani adını koyalım, Davutoğlu'nu falan da değil, Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak bir hacimle, bir sayıyla ve limitlerini onun belirlediği, sayısını onun bir tezkere geçiriyor. Kabul edilebilir. Bu Afrika ülkelerinde olabilecek standartları ancak yansıtıyor. Bunun bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'nin önünü Türkiye'nin işgalinin önünü açıyorlar. Zaten bu bütün süreci okuduğumuzda başından itibaren bizim söylediğimiz şey buydu. Bunlar tetikleyerek yanlışlara sürükle. Tüm coğrafyanın bugün kan revan içerisinde olmasının sebebidir bu hükümet. Nasıl Amerika'yı, Irak'ı savaşmaya bunlar ikna ettiler. Bunlar belgeli, kayıtlı olarak var. Bir sınırı elek haline getirip oradaki Esad'ı zaaf ilan edip ardından da Esad'a karşı bütün unsurları desteklemek suretiyle Irak'ı, Suriye'yi tıpkı Irak gibi bu hale getiren hükümet, hükümetin kanlı elleri var, kirli elleri var, el izleri var. Şimdi bunun üzerine bir adım daha atıyorlar. Türkiye'yi Suriyeleştiriyorlar. Türkiye'yi Iraklaştırıyorlar. Johnny'nin girdiği nereden bu ülkeye ya da bu coğrafyaya huzur aktı, barış geldi. Yalanlarla, dolanlarla dolu değil mi bu adamların, bu Johnny'nin, bu Batı'nın bu bölgede var olma sebebi? Niçin Saddam'a vurmuşlardı? Niçin Irak'a gelmişlerdi? Konvansiyonel silahların ötesinde silahlar kullanıyor diyerek gelmişlerdi. Birleşmiş Milletler kararları falan oluşturdular. Sonra oldu bir komisyon araştırdı ve dedi ki bu silahlar yok. Ama o silahların olmadığını Johnny'ye girip 2 milyon insanı öldürdükten sonra biz öğrendik ve hiç kimse o savaşın gerekçesini hatırlamıyor bile. Sözün özü, Amerika İslam coğrafyasında, Orta Doğu'da hiç kimseye huzur getirmez, hiç kimseye barış getirmez, hiç kimseye sulh getirmez. Eğer hala bunu düşünenler varsa, eğer hala Amerika ile işbirliği halinde olursak biz buradan bir çıkar elde ederiz diyenler varsa bunların akıllarına şaşmak lazım. Eğer öyleyse niye Irak hala devam ediyor? Niye Irak 3'e, 4'e, 5'e, 10'a parçalandı? Niye IŞİD diye bir terör örgütü yapılanması bugün bu bölgede var olabiliyor? Amerika'nın, Batı'nın ve bu bölgenin de hesabı olan İsrail'in eseri değil mi? Eğer bunu okumaktan aciz bir hükümet profili varsa karşımızda, o zaman nasıl güvenebiliriz bu hükümete? Güvenlik gibi, yabancı askerlerin Türk topraklarında bulunması gibi hayati bir mesele bunların ellerine terk edilemez. Bunlara bırakılamaz. Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben adını koyuyorum. Bu tezkere Türkiye'nin işgalinin önüne açacak bir tezkeredir. Türkiye'yi Iraklaştıracak, Türkiye'yi Suriyeleştirecek bir tezkeredir. Derhal ve hemehal hükümet bundan vazgeçmelidir. Halk sokaklara dökülmelidir. Demokratik hakkını sonuna kadar aramalıdır. Ve yabancı askerlerin Türk topraklarında hangi sayı, hangi gerekçe, hangi bölgede, ne kadar, hangi zamanla gibi sorularının apaçık ortada durduğu bir ve Cumhurbaşkanı'nın hani inisiyatifine, onun oluruna bırakıldığı bir tezkere evet denilemez, denilmemelidir. Sayın Eriman, siz sözün özü dediniz ama konuyu evet çok detaylıca izah ettiniz. Bayağı bir bilgiyi de paylaştınız ama bu noktada bir önceki tezkerenin yine analizini yapan bir kitabınız vardı sizin, Çuvaldaki Müttefik. O tezkere ne kadar çıkmasa da havadan ve de karadan Türkiye destek vermişti bu noktada ve yetkili ağızlardan, görüntülerden, ele geçen bilgilerden de teyit edilmişti bu görüntüler, bu pozlar. Şimdi bakmış olduğum zaman o zaman bizim askerimiz yabancı toprak, Türk topraklarında yabancı askerler geçerken bizim askerlerimiz ise bize yabancı düşürülen Süleymaniye gibi bir toprakta başına çuval geçirilmişti ve siz analizini yapmıştınız bu kitapta. Şimdi bu noktada buradan bir Şii-Sünni çatışması da çıkarılabilir mi? Türkiye Suriyeli olduğu gibi İran'la da karşı karşıya getirilebilir mi bu adımla? Bakın ben o 2002'deki tezkereyle ilgili olarak, hani 2003'teki bir şey paylaşmak istiyorum.
Tabii o tezkere müzakerelerini yapan heyetin içerisinde doğal olarak askeri isimler de vardı. Güvenlik ile alakalı sivil ve askeri bürokrasi de bulunuyordu. Yani orada söylenen şey şuydu, bizim taleplerimizden bir tanesi. Ey Amerika, hani sen bizim Güneydoğumuzu toptan 9 tane üssü, efendim 255 tane helikopteri, efendim şu kadar uçağı, efendim 85 bin askeri Türk topraklarına gelip yığıyorsun. Buradan da Irak'a geçiyorsun. Irak'ta da bizim PKK ve terör diye bir meselemiz var. Lütfen hiç değilse bu bölgede bizim kendi güvenliğimizi oluşturmamıza müsaade edin. Peki Amerika'nın cevabı ne oldu? Hayır, koca bir hayır. Bakın siz Türk topraklarını açıyorsunuz. Bütün bir Güneydoğu, yani Mersin'den, İskenderun'dan Habur'a kadar, Gaziantep, Urfa, Kahramanmaraş, İskenderun, Mersin, bu büyük coğrafya, Diyarbakır, Amerikan askerlerine, Johnny'lere açılıyor. Buna karşılık biz diyoruz ki yani Irak'ta bizim hani terörle ilgili olarak aleyhimize gelişebilecek bir pozisyona müsaade etmeyin. Yani burada bizim mücadele etmemize izin verin dediğimizde cevapları hayır oldu ve bize şu tehdidi yaptılar. Eğer siz Irak'ta bizim dışımızda bizden olur almadan hangi bir hamle bir eylem yaparsanız siz düşmansınız dediler. Ve bize kullanılacak uçaklarla ilgili şifreleri vermediler. O şifreyi vermemek şu demek. Sen düşman uçaksın, vurulabilirsin demek. Şimdi tablo buyken, bu acı gerçek ortada duruyorken, yani IŞİD'i, yani bilmem bir fişmekan terör örgütünü ben Amerika ile beraber yeneceğim, zalim hesap gidecek, biz de Suriye'ye barış getireceğiz, sulh getireceğiz filan. Yani bu bunun için Allah'tan korkmak lazım. Bu bir Müslüman ülkenin elinden bir başka Müslüman ülkenin batılı güçler tarafından, Haçlı İttifakı tarafından, BOP'çular tarafından işgal edilmesinin önünü açmak, ona taşeri olmak ve en önemli ihraç ürününüz asker olacaktır Soros lafının bugün hayata geçirilmesi demek. Şu ana kadar yaptıkları ne oldu ki bu hükümet bundan sonra bu kadar bir yetkiyle meclisin karşısına gidebiliyor? Şu anki pozisyonun, şu anki terör ortamının, şu an Türkiye'deki resmi rakamlara 1,5, gayri resmi rakamlara göre 3 milyon insanın aç sefil bir şekilde Türkiye'ye sığındığı, Türkiye'nin güvenliğini kaybettiği bütün bu politikaların sorumlusu bir dakika kim? Ya bu hükümet değil mi bugün ortaya çıkan tablonun sorumlusu? Şimdi bunlar zafer kazanmış komutan gibi ikinci bir zafer kazanmak için mi meclisin karşısına çıkıyorlar ve böyle bir tezkere talepte bulunabiliyorlar? Bunlara dur demek gerekiyor. Bunlar Türkiye'yi daha da batağa sokacaklar, daha da pisliğin içerisine sokacaklar ve Amerika'nın İslam ülkelerini daha da çok parçalayacak Şii-Sünni çatışmasının argümanı haline getiriliyoruz. Basit bir ülkesi haline getiriyoruz. Basit bir ordusu haline getiriliyoruz. Burada bu hükümetten çıkacak her eylem tehlikelidir. Hükümetin elinden çıkacak her icraat büyük bir problemi kapı açacaktır ya da dertlerimizi daha dertli hale getirecektir. Ayrıca şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bu hükümetin ve Türkiye'nin böyle bir gücü yok. Bunu da bilsinler. O gün Irak'a girecek güç de yoktu bu ülkede. Bugün de Suriye'ye girecek güç yok. Eğer öyle olsaydı 49 tane sizin şeyinizi, konsolosluk görevlinizi Musul'da teslim almazlardı. 450 tane insanınız bugün Libya'da, Trablusgarp'ta hangi aşiretin eline geçecek diye ülkeden çıkamıyor ve bekliyor. Eğer büyükseniz, güçlüyseniz kendi başınıza bir senaryo yazın ve bu senaryo üzerinde yürüyün. Amerika'nın senaryolarını da bu ülkeye bir şeymiş diye yutturmaya kalkmayın. Meclisin çok ama çok uyanık olması gerekiyor. Milletvekillerinin en az 2002'de olduğu kadar bir hassasiyet ortaya koyması lazım. Ülkenin işgalinin önünü açıyorlar. Söyleyeceğim temel cümle bu. Evet, çok teşekkürler Sayın Eriman. Umarız yakın tarihe tekrar geçmişimizdeki topraklara, bağımız olan topraklarda yine yenik düşmeyiz. Sağ olun bizlerle paylaştığınız analizinizi. Evet sayın seyirciler, gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha rölantıyı alacağız haberimizi ve kutsal topraklara uzanacağız. Kutsal topraklarda heyecan dorukta. Yarın mahşerin provası Arafat Vakfesi var.
bir insan ömrünün belki de aklından geçtiği o kutsal topraklarda bir prova, bir mahşer provası bu sayın seyirciler. 3 milyon hacı adayı sabah namazıyla birlikte Arafat'a çıkmaya başladı. Vakfe öncesi geceyi Mina'da geçiren hacı adayları da oldukça heyecanlıydı. Kutsal topraklarda yaşanan o duygu serini ekranlarınıza taşıyoruz. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İslam aleminin kalbi kutsal topraklarda atıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı olmaya hazırlanıyor. Kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının heyecanla beklediği süreç başladı. Arafat'ta yapılacak olan vakfe öncesi geceyi Mina'da geçirmek isteyen Türk hacı adayları kaldıkları otellerden ayrılarak çadırlarına intikal etti. Gece boyunca devam eden intikaller sonrasında hacı adayları yaklaşık 24 saat kalacakları Mina çadırlarını doldurdu. Şükürler olsun Mevla'ya. Mevlam bize Mina'ya bugünleri gösterdi, geldik. Manevi duygu ve düşünceler içerisinde hacı arkadaşlarımla beraber bu geceyi sabaha kadar zikirle, şükürle, dualarla, Cenab-ı Allah'a yalvarışla geçireceğiz. Hac yolculuğunun ilk ayağı için Mina'ya gelen hacı adaylarının oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. İlk defa geliyorum hacca. Daha şimdiye kadar Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ettik. Bugün Mina'ya geldik. İlk defa buraya geldik. Çok heyecanlıyız. Ve hac günleri başladı. Kalben, ruhen belki bir daha buraya gelemeyecekmişiz gibi. Çok heyecanlıyız, çok duyguluyuz. Kafilenin en mutlusu 13 yaşındaki hacı adayı Yiğit Can Demir'di. 8 senedir bekliyorduk, bu sene nasip oldu. Nasıl? Neler yaşadın, neler hissettin? Buraya gelmek çok güzel bir duygu. İnsana şevk atıyor. Yok hiç zorlanmadım. Daha inşallah Allah da zorlandırmaz. İyi olur inşallah. Hacı adayları Mina'dan Arafat'a hareket edecek. Allah. Arefe günü öğlen vaktinde öğle ve ikindi namazları birleştirilerek kılınacak. Daha sonra Müzdelife'ye hareket edecek hacı adayları burada akşam namazını yatsı namazıyla birleştirerek kılacak. Allahu Ekber. Adaylar hac görevinin vaciplerinden olan Müzdelife vakfesini yaptıktan sonra şeytan taşlamak için Mina'ya hareket edecek. Bağımsız Türkiye Partisi camiası son iki günde üç büyük kayıp verdi. BTP Ankara İl Yönetim Üyesi Ahmet Sözer dün son yolculuğuna uğurlandı. Bugün de İstanbul'da BTP MK üyesi ve genel başkan yardımcısı avukat Hakan Güler'in babası Turan Güler, Trabzon'da Hafız Muharrem Mumcu'ya son görev yerine getirildi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, partinin değerli bir üyesi olan Ahmet Sözer'in cenaze töreni için başkente geldi. BTP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olan Sözer için cenaze töreni Pursaklar Merkez Camii'nde düzenlendi. Ahmet Sözer abimizi ömrü hayatında bir vahid ve musalli olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Eder misiniz? Ederiz. Allahu Ekber. Merhum Ahmet Sözer, Pursaklar Saray Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Ya Rabbel Kerim, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Ahmet kuluna da rahmet eyle. Mağfiretinle muamele eyle. BTP lideri Ankara'dan Trabzon'a geçti ve burada da büyük bir kaybı son yolculuğuna uğurladı. Meltem Medya Grubu kanallarında okuduğu kasidelerle akıllara ve gönüllere kazınan Hafız Muharrem Mumcu için cenaze töreni Akçaabat Ak Camii'nde organize edildi. Allahu Ekber. Merhum Muharrem Mumcu Meydankaya Köyü mezarlığında dualar arasında defnedildi. Aynı dakikalarda BTP camiası İstanbul'da önemli bir değerine son görevi yerine getiriyordu. Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hakan Güler'in emekli emniyet amiri olan babası Turan Güler, Gazi Osman Paşa Şerefiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Özellikle kederli hüzünlü aile efradına sabr-ı cemiller ve metanetler ihsan eylesin inşallah. Merhum Turan Güler, Eyüp Mezarlığı'nda sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Dün vefat eden Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy bugün Trabzon'dan son yolculuğuna uğurlandı. Defin törenine Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş da katıldı. Şunu istedim gönülde, çünkü Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ni Karadeniz'de kurdu ve buralara Karadenizliler getirdi. Yani şuna bakmak lazım. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 87 yaşındaki Ali Osman Ulusoy'un naaşı omuzlarda cenaze namazının kılınacağı İskenderpaşa Camii'ne getirildi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa'dan Allah'a ve Resulullah'a inanmış, mümin ve Müslüman olarak yaşamış olduğuna şahit misiniz? Hayır. Bu merhuma ahirete taalluk eden her bir hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Abdülcelil Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ulusoy'un yakınları, Futbol Federasyonu eski başkanlarından Haluk Ulusoy, TURSAP Başkanı Başaran Ulusoy, Barolar Birliği Başkanı Mete Feyzioğlu ile çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze bu kez Ali Osman Ulusoy'un kurucu başkanı olduğu Trabzonspor Kulübü'ne ait Mehmet Ali Yılmaz tesislerine getirildi. Belirtmek mecburiyetindeyim çünkü... Burada düzenlenen törende Trabzonspor'un kurucularından Sabit Sabır ve Divan Kurulu Başkanı Ali Özbak birer konuşma yaptı. Rahmetli Refik abim bir görce derken okudum. Daha okumayacağım, okuyunca kayboluyor ötekilerde. Kalanlar çok az kaldı. O gün 4'tü, Sabit abi hatırlattı. Bugün 3'e indi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki törenin ardından cenaze Of ilçesine getirildi. Burada da kılınan cenaze namazına başta aile yakınları olmak üzere Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Trabzon Valisi Abdülcelil Öz, Basın İlan Genel Müdürü Mehmet Atalay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, spor, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından konuşma yapan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Ali Osman Ulusoy, bölgemizin yetiştirdiği önemli ve nadide insanlardan biriydi. Ülkesine, vatanına, milletine, dinine hizmet etmiş, hakikaten nezafet ve nezaket ehli bir büyüğümüzdür, dedi. Muhterem Hacı Ali Osman abimiz, bölgemizin yetiştirdiği nadide insanlardan, ülkesine, vatanına, milletine, devletine, dinine hizmet etmiş, hakikaten nezafet ve nezaket ehli bir büyüğümüzdü. Ayrılığı bir vuslattır, hakka yürümektir. Bunda endişeniz ve şüpheniz olmasın. Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimizin şefaati, onun aile efradının ve burada cem olmuş cemaatin üzerine bulunsun. Allah hepinizden razı olsun. Sayın seyirciler, Karaman'da yürek yakan bir facia meydana geldi. Bir evde elektrik kontağından çıkan yangında anne ile yaşları 4, 7 ve 10 yaşlarındaki 3 çocuğu hayatını kaybetti. Karaman'da anne ve 3 çocuğu yangın kurbanı oldu. 37 yaşındaki anne Elif Akbulut, 3 çocuğuyla birlikte gece uykuya daldı. Baba Mustafa Akbulut ise gece mesaisindeydi. Anne ve 3 çocuğu uyuduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Salonda başlayan yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı. Alevlerin içinde kalan anne Elif Akbulut, can havliyle kendini dışarı atıp komşularından yardım istedi. İsmail, yukarıda şu yuvan çöküyor.
Komşularına ve o sırada gelen itfaiye ekiplerine çocuklarımı kurtarın diyen anne daha sonra yere yığılarak hayatını kaybetti. Uzun uğraşlar sonucu yangını söndüren itfaiye ekipleri eve girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı. Aynı odada yatan 10 yaşındaki Ayşe, 7 yaşındaki Rabia ve 4 yaşındaki Osman el ele tutuşmuş olarak baygın halde bulundu. Dumandan etkilenen 3 kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, anne ile 3 evladının can verdiği evde incelemelerde bulundu. Çalışkan, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi. Elektrik kontağından gibi bir söylem var. 301 can alan Soma faciasına yönelik iddianame tamamlanamıyor. Sebebi hükümetin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi. Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız, kamu görevlileri sorgulanmazsa Soma davası şaibeden kurtulamaz diyerek bu duruma tepki gösterdi. Manisa Soma'da 301 can alan maden kazasının ardından yaklaşık 5 ay geçti. Ancak iddianame hala hazırlanamadı, dolayısıyla duruşmalara da geçilemedi. Bunun sebebi hükümetin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi. Facianın hemen ardından sorumlular gerekli cezalara çarptırılacak açıklaması yapan yetkililer şimdi soruşturmayı sürüncemede bırakıyor. Avukatlarla bir araya gelen Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız, bilirkişi raporuyla kusurlu görülen kamu görevlilerini sıraladı. Madenin hakiki sahibi olarak Türkiye Kömür İşletmeleri ve Ege Minikleri İşletmeleri, ilaveten burada teftiş yapan Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri, Enerji Bakanlığı İş Müfettişleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, bizzat genel müdürü ve genel müdürlüğü müfettişleri asli kusurlu olarak görülmüşlerdir bu kazalar. Hükümete seslenen baro başkanı, kamu görevlileri sorgulanmazsa Soma davası şaibeden kurtulmaz dedi. Yetkililer burada 20 ayrı sebeple soruşturma konusu yapılması gereken ve asli kusurlu olarak tespit edilen kamu görevlilerinin de soruşturma iznini derhal vermelidirler. Diğer türlü bu dava şaibeden kurtulamaz. Burada gerçek bir yargılamanın yapılabilmesi, adil bir yargılamanın yapılabilmesi için bu soruşturma izninin verilmesi lazım. Zeynel Balkız, davanın bir an evvel başlaması için bir çağrı da Cumhuriyet Savcılığına yaptı. Cumhuriyet Savcılığına çağrım şudur. Eğer soruşturma izinleri verilmiyor ise veya soruşturma izinleri geciktirilecek ise bunlarla ilgili olan dava tefrik edilerek bir an evvel suçlular hakkında, kusurlular hakkında dava açılmalı ve yılbaşından evvel bu dava görülmeye başlanmalıdır. Elektrik ve doğalgaza gelen %9'luk zam vatandaşın da hayatını olumsuz yönde etkilediği gibi tepkisini de çekiyor. Aile bütçesine en az 33 TL olarak yansıyacak ve uzmanlar aslen sadece %9 olarak olmayacağını bu zamın diğer kalemlerle beraber %10'un da üzerine çıkabileceğini belirtiyorlar ve sadece bir enerji kalemi için belirtilen bu zam konusunda. Zamlar yurt genelinde farklı eylemlerle protesto edildi. Elektrik ve doğalgaza gelen %9'luk zamlar devreye girdi. Milyonlarca abone artık daha yüklü faturalar ödemek zorunda kalacak. 2.29'u gördü, son 8 ayın zirvesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, zamların dolar kurundaki yükselişten kaynaklandığını ifade etmişti. Söz konusu %9'luk elektrik zammının 5 puanlık bölümü enerjideki maliyet artışından kaynaklandı. Zammın kalan 4 puanlık bölümü ise başta kayıp kaçak bedeli olmak üzere perakende satış hizmet bedeli gibi değişik kalemlerdeki artışlardan oluştu. Peki elektrik zammı bu konuda faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin kasasına ne kadar gelir sağlayacak? Elektrik Mühendisleri Odası'na göre 29 milyon mesken abonesi yıllık 90 TL daha fazla para ödeyecek. Bu da dağıtım şirketine yıllık 2 milyar 610 milyon TL'lik aktarım anlamına geliyor. Zamlara bir tepkide
Türkiye Kamusen Genel Başkanı İsmail Koncuk'tan geldi. Elektrik zammının faturaları aylık 6 lira 48 kuruş, doğalgaz zammının aylık 26 lira 75 kuruş arttıracağına dikkat çeken Koncuk, memur maaşlarındaki erimeye dikkat çekti. Elektrik ve doğalgaza yapılan zammın aile bütçesine yansıması aylık 33.23 liraya ulaşacak. Bu da ortalama memur maaşının %1.5 erimesi anlamına geliyor. Elektrik ve doğalgaz zammı ayrıca diğer bütün ürünlere de zam geleceğinin göstergesi. Bu zamlarla yaşanmaz, daha fazla. Zamlar yurt genelinde farklı eylemlerle protesto edildi. Burası Eskişehir'deki elektrik dağıtım şirketinin önü. Biraz da devleti düşünelim. Bu zamlarla yaşanmaz. Daha fazla zam istiyoruz. Zamları az bulduklarını belirten vatandaşlar hükümetten daha fazla zam istedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı zamlar konusunda hiç adil değil. %9 zam yetmez. Bu halk sesini çıkarmıyor çünkü. Bayrama 2 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarlarda vatandaş fiyatların yüksekliğinden, satıcılar satışların azlığından yakındı. İstanbul ve İzmir'de ise polis ekipleri kurban pazarlarını gezerek satıcıları sahte para konusunda uyardı. Pazarlığın biri bitti. Hayırlaşın. Hayırlı olsun. Diğeri başladı. 550 oluyor mu? Hayırlı olsun. Kur. 650 istedik, 550'ye bıraktık. Nasıl, kaç tane sattınız? Ne kadar getirdiniz? 50 taneydi, 19 tane kaldı. Bayram yaklaştıkça kurban pazarlarındaki hareketlilik de arttı. Burası Yozgat'taki canlı hayvan pazarı. Gün boyu pazarı gezen vatandaşlar gözlerine kestirdikleri kurbanlığı sıkı pazarlıklar sonucu aldı. Kurbanınızı aldınız. Aldık elhamdülillah. 550'ye bitti pazarlık. 650 idi, 550'ye aldık. Nakliye ücreti pahalı olunca vatandaş kurbanlığını otomobilin bagajına koyup götürdü. Ne yapacaksınız hayvanı, bagaj attınız? Bahçemiz var, orada keseceğiz. Eve götürüyorsunuz? Evet, eve götürüyoruz. Ama daha 2 gün var kurbanı. Bahçemiz olduğu için orada da yaysın. Elazığ'daki kurban pazarlarında da yoğunluk vardı. Hayvan alımını son güne bırakmak istemeyenler pazarlara akın etti. Vatandaşlar fiyatların pahalılığından yakındı. Tabii ben pahalı görüyorum. Çünkü 150 kilo kendileri diyorlar 150 kilo gelir ama bu 150 kilo gelmez, bunun geleceği 110 kilo. Erzurum'daki kurban pazarları da günü hareketli geçirdi. Gezip bakan çoktu ama satıcılar satışlardan memnun değildi. Satabildin mi getirdiğin koyunları? Bu valla 5 tane koyun getirdim, 3 tane kuş getirdim, hiç satmadım. İstanbul polisi bayram öncesi Anadolu yakasındaki kurban pazarlarını gezerek satıcıları sahte para konusunda uyardı. Bakın şurada parlak bir şerit folyo var. Evet. Eğer bu yukarıdaki rakamın üstüne basılmışsa bu da sahte olduğunu gösterir. Yani gerçek parada şu rakam bu şeridin üstüne basılır. Satıcılar sahte para konusunda uygulamalı bilgiler aldı. Polisler gelmiş şeyi tanıtıyor bize. Para, sahte parayla ilgili. Normalde gelip tanıtmasa da bilmiyoruz hangisi sahte, hangisi gerçek olduğunu. Onun için polislere çok teşekkür ederiz. Aynı uygulamayı İzmir polisi de yaptı. İşe tuttuğunuz zaman şurada göreceksiniz. Bu atatürk silüeti var. Onun yanında paranın değerini gösteren rakam göreceksiniz. Sahte parada bunu göremezsiniz. Gerçek parada bu ortaya çıkar. Bir de şu ortadaki... Toplum destekli polis şube müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban satıcılarına sahte para tespit eden kalem dağıtarak uygulamalı bilgi verdi. Öncelikle paranın üzerine şöyle bir çizdiğinizde herhangi bir renk değişikliği uğramazsa para gerçek para. Gerçek. Kurbanlıkları ellerinde kalan satıcılar sahte para konusunda ilginç yorumlar yaptı. Satamadık efendim. Bir de gelmişsiniz sahte para mı alacaksınız? Dikkat edin sahte para gelmesin. Sattık ki bir de sahte para gelsin. Gelsin sahte olsun. Vereceğiz. Her yıl Kurban Bayramı'nı iple çeken bir meslek grubu var. Bıçak bileyiciler. Şimdi onları izliyoruz. Bir yıldır bu haftayı bekliyorlardı. Kurban Bayramı öncesi en yoğun dönemlerini yaşayan bıçak bileyicileri gece gündüz çalışıyor. Günlük 3000-5000 tane bıçak bileliyoruz ortalama. 2 kişi çalışıyoruz, 2 kişi taşta vuruyoruz, 1 kişi bir arkadaşımız da köstrede bileme yapıyor. Özellikle kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlar
bayram öncesi bileycilerin yolunu tutuyor. Bayram yaklaştı, vatandaşlar bıçaklarını getiriyor hayvanlara zarar vermesin diye. Eziyet çekmesin diye bıçaklarının ağzını açıyoruz. 7/24 durmadan çalışıyoruz. Burası Gaziantep Kalealtı. Bazı dükkanlarda günde 3000 bıçak bileniyor. Vallahi sabahleyin erken saatte gelip gelen bıçaklara itinayla ağızlarını açıp müşterinin işini görmeye çalışıyoruz abi. Bıçak biletme Gaziantep'te artık bir gelenek haline gelmiş. Keskin olmayan mal eti kesmez. Hem bayramda eziyet çekmek istemiyorlar. Bir de genel olarak halkın adetidir bu. Kurban bayramı olduğu zaman işte nasıl koyun alınıyorsa bıçakçıya da gitmeden kimse geçmiyor abi. Bu haberin ardından bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. İyi akşamlar.